Evet, 9. sorumuzdayız arkadaşlar. Vücudumuzda kan basıncının veya tuz oranının düşmesi ile birlikte böbreklerden renin hormonu salgılanıyor. Renin karaciğerden salgılanan anjiyotensinojen molekülünün anjiyotensin 1'e dönüşmesini sağlıyor. Akciğerden salgılanan anjiyotensin dönüştürücü enzim ise anjiyotensin 1'i anjiyotensin 2'ye dönüştürüyor. Anjiyotensin 2 de kan damarlarının daralmasını ve bu şekilde kan basıncının artmasını sağlıyor. Anjiyotensin 2 böbrek üstü bezinin korteksini uyarıyor ve kana buradan aldosteron salgılattırıyor. Aldosteron ise böbreklerden su ve tuz emilimini arttırarak kan hacminin ve kan basıncının yükselmesini sağlamış, tuzun ve suyun geri emilimini kana geçmesini sağlamış oluyor arkadaşlar. Buna göre yukarıda verilen bilgilerden vücudun tuz, su ve kan basıncı düzenlemesi ilgili olarak hangileri ne ulaşılabilir diye sorulmuş. Aldosteron salgısı anjiyotensin 2 tarafından uyarılır. Evet, kana aldosteron salgılatıyor. Anjiyotensin 2, böbrek üstü bezinin korteksini uyararak demiş bakın. Buradan buna ulaşabiliriz. Karaciğer, akciğer ve bakın böbrekler kan basıncının düzenlenmesinde etkilidirler. Evet bakın buradan karaciğerden salgılanmış, akciğerden salgılanan başka bir anjiyotensin dönüştürücü enzim var arkadaşlar. Daha sonra bakın böbreklere etki etmiş. Dolayısıyla bunların tamamının kan basıncının düzenlenmesine etkili olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Aldosteron salgısının kandan artması idrardaki su ve tuz oranını azaltır. Evet çünkü ne yapıyor? Böbreklerden su ve tuzun geri emilerek kana geçmesini sağlıyor arkadaşlar. Bu da idrardaki miktarının azalması anlamına gelir. 10. sorumuza geçelim. Antidiüretik hormon ADH, diğer ismi arkadaşlar vazopressin olan bu hormon, insan dahil olmak üzere memelilerin büyük çoğunluğunda bulunan bir hormondur. Vazopressin hormonu hipotalamus tarafından sentezleniyor ve hipofizin arka lobunda depolanıyor. Yani hipotalamus üretip hipofizin arka lobunda sadece bunu depoluyor arkadaşlar. Hatta sinirsel kökenli bir hormondur. Hipotalamusun arka lob hormonları olan ADH ve oksitosin hormonları. En önemli görevi böbreklerden suyun geri emilimini düzenlemektir ADH'ın. Dolayısıyla birey fazla su kaybına uğramamış oluyor bu hormon sayesinde. Eğer vücut susuz kalırsa ne yapar? Hipofiz tarafından bu hormonun miktarı artırılır, salgılanır ve bu şekilde böbreklerin suyu tutması sağlanmış olur. Bu şekilde su kaybı engellenir. Buna göre ADH hormonu eksik olan kişide ne olur arkadaşlar? Birey fazla idrarla su kaybeder, bol bol su içer ve yalan şeker hastalığı adını verdiğimiz hastalık ortaya çıkar. Glikoz kaybı olmasa da vücuttan bol bol su kaybı olmuş olur. O zaman bireyde hangileri görülür demiş. Fazla idrarda çıkma olayı görülür. Kanda şeker yoğunluğu artar mı? Şimdi suyu azalıyorsa arkadaşlar, kandaki su azalıyorsa ister istemez kandaki şekerin de yoğunluğu ne yapacak arkadaşlar? Artış gösterecek. Çünkü bireyin kanındaki su oranı hep az olmuş oluyor bu hormon eksik olduğu sürece. Ve aşırı su içme isteği doğuyor arkadaşlar. Bu açıyı kapatmak için bireyde. Buna dolayı cevabımız Edirne olarak bulunur. 11. sorumuz. Tip 1 ve tip 2 diyabet ve bu hastalıkların olası etkileri şematize edilmiştir diyor. Bakın tip 1 arkadaşlar daha tehlikeli. İnsülin salgısı hiç üretilemiyor, olamıyor. Dolayısıyla bakın bu bireyler kendilerine ancak insülin iğnesi yaparak hayatta kalabiliyorlar her yemekten önce. İnsülin reseptörü uyarılmıyor, insülin olmadığı için ve hücreler glikozu alamıyorlar. Tip 2 ise 40 yaşından sonra ortaya çıkan daha yaygın olan bir şeker hastalığıdır arkadaşlar. İnsülin salgılanıyor fakat insülin reseptörü bakın burada almaçlar çalışmadığı için glikozu alacak bakın bir pozisyona kavuşamıyor. Dolayısıyla glikoz bakın yine içeriye girmede zorlanıyor arkadaşlar. Buna biz insülin direnci diyoruz. Dolayısıyla tip 2 daha yaygın ama kalıtsal değil. Bakın insülin salgısı var ama reseptörde sıkıntı var arkadaşlar. Buna göre hangi sonuç çıkarılabilir demiş. Pankreas serike diyabet türünde de normal olarak fonksiyonunu yerine getirir diyemem. Bakın insülin salgısı olamıyor çünkü burada. Tip 2 diyabette insülin reseptörleri insüline karşı tepki göstermemiştir. Evet bakın göstermediği için zaten içeriye alım gerçekleşmemiş. Cevap bursa olmalı. Taşıyıcı protein doğrudan insülin salgısı ile glikozu hücre içine alabilir mi? Hayır bakın alsaydı burada sıkıntı yaşanmazdı arkadaşlar. Alamıyor bakın. Reseptöre ihtiyaç duyuyor. Tip 1 diyabet ve tip 2 diyabette ortak olarak insülin reseptörü uyarılmaz demiş arkadaşlar. İnsülin reseptörü bakın arkadaşlar burada uyarılıyor fakat insülin reseptörü direnç gösteriyor. Burada ise bakın uyarılmıyor arkadaşlar.
Tip 1 diyabet hastalarında dışarıdan insülin hormonu verilse bile hücre içine glikoz geçemez diyemeyiz. Çünkü tip 1 şeker hastaları arkadaşlar kendilerine insülin enjekte ederek enjektör yardımıyla hayatta kalmayı başarıyorlar. Buna dolayı cevabımız bursu olarak bulunur. 12. sorumuz tiroksin hormonunun negatif geri bildirim sistemini gösteren şema verilmiştir diyor. Buna göre şemadan yararlanarak hangileri çıkarılabilir demiş. Hipotalamus, hipofiz bezini tiroksin hormonu salgılaması için uyarır. Arkadaşlar hipotalamus, hipofiz bezini tiroksin hormonu salgılaması için uyarmaz. Çünkü tiroid bezinin salgısıdır tiroksin hormonu. Hipofizin değil. Hipofizin arkadaşlar salgısı TSH'tır ve o tiroid bezini bu iş için uyarmış olur. Hipotalamusun negatif geri bildirim sistemi ile uyarılmasında sadece tiroksin hormonu miktarı mı etkilidir acaba? Hayır, bakın tiroksin etkili tamam ama TSH da bakın burada negatif geri bildirim ne yapmış? Hipotalamusa gönderebilmiş sadece diyemeyiz. Hipofiz bezi TSH hormonu ile tiroid bezine etki eder. Hipofiz bezi TSH hormonu ile tiroid bezine ne yapıyor arkadaşlar? Burada etki göstermiş olduğunu görebiliyoruz zaten. Cevap yalnız 3 olarak bulunur arkadaşlar. 13. sorumuz. Her sene ilkbaharın gelmesiyle hapşırma, gözyaşının fazlalaşması ve yüzde yanma hissi gibi şikayetleri olan Özlem doktora gidiyor. Doktor Özlem'e çim polenlerine karşı alerjisinin olduğunu ve kortizol içerikli bir ilaç vereceğini söylüyor. Özlem ise yaptığı araştırmada kortizol ile ilgili şu bilgilere ulaşıyor. Böbrek üstü bezinin kabuk kısmından salgılanan bu kortizolun proteinlerin şekerlere, karbonhidratlara dönüşümünü sağladığının, uzun süreli stres durumunda daha fazla salgılandığını bu hormonun, karbonhidratların solunumda kullanımını azalttığını bakın ortaya çıkaran araştırmalar yapıyor. Diyor ki Özlem'in edindiği bu bilgilerden yola çıkarak 1, 2, 3, 4'ten hangileri yapılabilir diyor arkadaşlar. Çin polenlerini vücut yabancı mikroorganizma olarak algılar ve savunma proteinleri olan antikorları üretir. Kortizol da bu proteinleri karbonhidratlara çevirir. Evet arkadaşlar bakın bunlar protein yapılıymış. Kortizol da bakın ne yapıyormuş? Proteinleri karbonhidratlara bakın dönüştürdüğü için arkadaşlar bakın burada alerji olduğunu söylemiş. Dolayısıyla bunu buradan çıkartabiliriz. Stresli bir hayat yaşayan insanlarda o zaman ne yapar? Kortizol daha fazla salgılanır. İç organların protein yapısı bozulacağı için daha erken ölebilirler mi? Evet, çünkü proteinleri ne yapıyor bu hormon? Şekerleri dönüştürüyor, organları bozuyor, yapısını bozuyor arkadaşlar. Bu da mümkün olabilir. Kortizolu fazla salgılayan insanlarda proteinler karbonhidratlara dönüşeceğinden kan şekeri artar ve yüksek tansiyon hastalığı görülebilir. Çünkü kanın şeker oranı artınca arkadaşlar yoğunluğu artar. Bu da dokulardan daha çok sıvı çekerek kan basıncı yükselir. Bu da yüksek tansiyon hastası olması anlamına geliyor bireyin. Böbrek yetmezliği olan insanlarda kortizol salgılanması da azalır demiş arkadaşlar. Şimdi bu böbrek üstü bezinin kabuk kısmından salgılanıyor arkadaşlar. Böbrekten salgılanmıyor. Dolayısıyla böbrek yetmezliğinin bununla ilgili bir durum, böbrek yetmezliğinde böyle bir durum söz konusu olmuş olamaz. Cevap bundan dolayı 1, 2, 3 yani Denizli olarak bulunur. Evet, 14. sorumuz. Göz kusuruna bağlı olarak dış ortamdaki bir görüntünün göz üzerinde oluşturduğu yapı belirtilmiştir arkadaşlar. Bakın cisim ters köşesi oluşmuş. Retina üzerinden retinanın biraz önünde bakın oluşmuş. Yani şu optik eksen arkadaşlar uzamış. Görüntü retinaya değil de şuradaki bölgeye sarı beneye değil de biraz daha önüne düşmüş arkadaşlar. Bu birey ne olur? Uzağı iyi göremeyen miyop birey olur. Mercek normale göre kalınlaşmıştır ve bu olay kalın kenarlı mercekte ne yapılabilir? Düzeltilebilir. Görselden yola çıkılarak göz kusuru ve bu kusurun oluşmasına sebep olan faktörle ilgili hangileri doğrudur demiş. Göz optik ekseninin normal duruma göre uzaması hastalığa sebep olmuştur. Evet uzadığı için arkadaşlar görüntü bakın sarı beneye değil onun önüne düşmüştür demiştik biraz önce. Görüntü netliğinin sağlanması için ince kenarlı mercek kullanılmalıdır. Hayır. Miyop bireylerde mercek kalınlaşmıştır. Kalın kenarlı mercek kullanılır. Hipermetrop bireylerde mercek incelmiştir. İnce kenarlı mercekle düzeltilir arkadaşlar. Belirtilen durumla ilgili hastanın yakındaki cisimde net görünmesine sebep olmuştur. Hayır, miyop bireyler arkadaşlar uzağı iyi göremez, yakını iyi görebilirler. Bu hipermetrop için geçerli. Bundan dolayı cevabımız Adana olarak bulundu arkadaşlar. Evet, 15. sorumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Kan glikoz düzeylerinin normal sınır içerisinde kalmasını sağlayan sistem şematize edilmiş diyor. Buna göre hangisi doğrudur diye sorulmuş. A şıkkı glukagon ve epinefrin yani diğer ismi arkadaşlar bunun adrenalin hormonudur. Kandaki glikoz düzeyi üzerinde zıt etkiye sahiptirler mi acaba?
Glukagon pankreasın alfa hücrelerinden sentezlenmiş ve glikojen yıkımını, dolayısıyla kandaki glikozun artmasını sağlamış arkadaşlar. Epinefrin, diğer ismi adrenalin hormonumuz da bakın böbrek üstü bezinin öz kısmından salgılanıyor. Yine bu da bakın glikojen yıkımını sağlıyor. Yani bu da kandaki glikozu artırıyor. Zıt etkiye değil, aynı yönde etkiye sahip olurlar. O zaman A şıkkı yanlış oldu. B şıkkı insülin salınması karaciğerdeki glikojen depolarını azaltır. Arkadaşlar insülin kandaki fazla glikozların karaciğere giderek glikojen sentezini hızlandırmış. Pankreasın betasından salgılanan bakın insülin glikojen sentezini hızlandırmış, azaltır diyemeyiz arkadaşlar. C şıkkı kandaki glikoz düzeyi pankreas salgılarını doğrudan etkiler mi acaba? Bakıyoruz okumuz ne yapmış? Direkt olarak pankreası uyarmış ve pankreas salgılarına bakın doğrudan glikoz düzeyi arkadaşlar ne yapmış? Etkileyebilmiş. Cevap Ceyhan olmalı. D şıkkına bakalım. Kandaki glikoz düzeyinin yükselmesi büyüme hormonu üretimini artırır. Arkadaşlar büyüme hormonu STH, somatotropin hormondur. Burada bakın onunla ilgili herhangi bir bilgi verilmemiş. Zaten kandaki glikoz düzeyini bakın yükselmesiyle ilgili bir durum değil. Hipofizin hormonlarındandır arkadaşlar. Hipotalamusun uyarmasıyla bakın salgılatırılır STH hormonu. Dolayısıyla glikoz düzeyiyle ilgili bir durum söz konusu doğrudan değildir. Bir organ bir çeşit hormon için hedef olur demiş arkadaşlar. Bakalım organımız karaciğer bir çeşit hormon için mi hedeftir acaba? İnsülin için bakın hedef olmuş. Glukagon için hedef olmuş. Epinefrin için bakın hedef olmuş arkadaşlar. Çok fonksiyonlu bakın çalışan bir organ. Dolayısıyla bir organ bir çeşit hormon için hedef olur diye bir anlayışta söz konusu olamayacağı için cevabımız Ceyhan olarak bulundu. 16. sorumuz hipotalamus vücudun iç ve dış ortamındaki değişimleri sinirler ve hormonlar yoluyla algılıyor. Homeostazi iç dengeyi sağlamak için çeşitli uyarılarda bulunuyor. Vücut sıcaklığını ayarlarken bir termostat gibi davranıyor. Yani ısı dengesini sağlıyor homeostazi de etkili arkadaki hipotalamus. Kan basıncını, acıkmayı, iştahı, uyku düzeni gibi olayları sinir ve hormonlarla ne yapıyor? Kontrol ediyor aynı zamanda. Buna göre normal vücut sıcaklığına sahip bir insanda çevre sıcaklığındaki artışa bağlı olarak yani dışarısı ısınıyor. Bizim vücudumuzda ne yapar isterseniz arkadaşlar ısınmaya başlayacak. Buna göre diyor 1, 2, 3'te hangi yeri gerçekleşebilir? Kan damarlarının genişlemesi ve fazla ısının uzaklaştırılması olayı gerçekleşir mi? Evet arkadaşlar çevre sıcaklığının aşırı artışı yaz günlerine bakın düşünebilirsiniz. Ne yapıyor? İnsanlarda kan damarlarını genişleterek insanların böyle bitkin halsizleşmesinde biraz daha isteksiz davranmasına bakın etkili oluyor. Kan damarlarının genişlemesi basıncı düşürüyor. Dolaşım hızını azaltıyor. Bakın bu da bir zamanda taşınan ısıyı azaltıyor vücudumuzun her tarafına. Bu da arkadaşlar ısının vücuttan uzaklaştırılması, yavaşlaması, dağıtımın yavaşlaması anlamına geliyor. Dolayısıyla bunu düşünebiliriz. Vücut kıllarının dikleşmesiyle ısı yalıtımının sağlanması bu kışın arkadaşlar soğuk günlerde gerçekleşiyor. Isı kaybını engellemek için zaten çevre sıcaklığı artıyor. Bir de bunu yaparsak herhalde ölürüz. Enzimlerimiz inhibe olur. Terlemeyi artırarak fazla ısının uzaklaştırılması diyor. Evet, çevre sıcaklığı arttıkça yazın terlememiz de artar. Buna bağlı olarak arkadaşlar biz idrarla değil daha çok suyumuzu bakın terle attığımız için idrar miktarında da azalmalar ortaya çıkar. Dolayısıyla böbrekte idrar oluşumunun hızlanması değil arkadaşlar yavaşlaması söz konusu. Bu şekilde fazla ısının uzaklaştırılması daha çok ne yapıyor? Terleme ile gerçekleştirilmiş oluyor arkadaşlar. Buna dolayı cevabımız 1 ve 3 olarak yani Adana olarak bulundu. 17. sorumuz kulak tepkisi ses dalgalarını toplayarak kulak yoluna iletir. Kulak zarı ses dalgalarının oluşturduğu basınçla titreşir ve bu titreşimler orta kulağın kemiklerine çekiç örslen adını verdiğimiz kemiklere iletilir. Orta kulak kemikleri ses titreşimlerini daha güçlü bir şekilde iç kulağa iletir. Katı oldukları için arkadaşlar ne yapıyor bunlar sesi yükseltiyorlar. İç kulakta bulunan esas işitme organımız ki korti organı diye geçiyor kohlear kanalında arkadaşlar. Ses dalgalarını impulsa çeviriyor kohlear kanaldaki korti organı. Duyu organları sayesinde bu impulslar beyne iletiliyor. Pardon, duyu nöronları sayesinde, sinirleri sayesinde bu impulslar beyne iletiliyor ve duyma olayı beyinde bakın gerçekleşmiş oluyor. Yani değerlendirme işini beyin yapıyor. Buna göre çeşitli sebeplerden dolayı işitme kaybı yaşayan insanların sesleri iyi duymasına olanak sağlayan işitme cihazının
hangisini yapması beklenemez diyor arkadaşlar. Havayı kulak yoluna hapsetmesi. Evet arkadaşlar, havayı kulak yoluna bakın hapsederek, bakın havanın hapsolması ne yapıyor? Kulak zarına bakın daha kolay titreşmesinde etkili olabilir. İşitme sinirlerine ulaşabilen titreşim sayısını artırmak arkadaşlar. Evet, işitme sinirlerine ulaşan titreşim sayısı artarsa daha çok impuls oluşabilir. Bu da sesleri işitme konusunda biraz daha avantajlı duruma bizi getirmiş olur. Beyine giden sinyallerin arttırılması, bakın impulsun arttırılması, bu da beyni daha çok uyarır, daha çok işitmeyi sağlayabilir. İmpulsları değerlendirmesi. Arkadaşlar, değerlendirme işlemini beynimizin kabuğu yapar. Beyin korteksi yapar. Dolayısıyla böyle bir işitme kaybı yaşayan kişinin cihazının arkadaşlar bu olayı yapması beklenmez. Kulak zarında daha fazla basınç oluşturması da beklenebilir ki bu sayede ne yapsın, sesin daha kolay iletilmesinde etkili olmuş olsun. Cevap Deniz olarak bulundu. 18'deyiz arkadaşlar. Hızlı geçtik. Merkez sinir sisteminin bir parçası olan beyinde bulunan bazı kısımlar numaralandırılmıştır diyor. Buna göre 1, 2, 3 hangisine doğru olarak verilmiştir? Bakın şekillerini vermiş ama görevlerini de bakın vermiş. Hem şekil tanıyabilirsiniz hem bakın görevlerini çıkartabilirsiniz. Yani biraz daha soru kolaylaşmış. 1 ile numaralandırılan kısım bilinçli davranışları yazma, konuşma, hafıza gibi olayları kontrol eden arkadaşlar beyin kabuğu veya korteks adını verdiğimiz kısımdır. Bunun diğer ismi uç beyindir arkadaşlar. Uç beyindir. Dolayısıyla cevap ya B ya D oluyor zaten. 2 ile numaralandırılan şu kısım solunum, boşaltım, dolaşım gibi sistemleri ile hapşırma, aksırma, kusma gibi refleksleri kontrol eden arkadaşlar. Hayat büyüme adını verdiğimiz bu kısım arkadaşlar omurilik soğanıdır. Dolayısıyla cevabımız Denizli olarak bulundu. Son kısım ise bakın hayat ağacı adını alıyor. Üçüne numaralandırılan kısım. İstemli kas hareketleri ve denge olaylarını kontrol eden arkadaşlar beyincik bölgemizdir. Dolayısıyla cevabımız Denizli olarak bulunur arkadaşlar. 19. Sesin şiddeti desibel cinsinden ölçülür. İnsan kulağı 0-120 desibel aralığını algılar. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre insanın 85 desibel üzerine 8 saatten fazla maruz kalınması işitme kaybına sebep oluyormuş. Bakın 85 desibel üzeri ve 8 saatten fazla. Günlük yaşamdan bazı örnekler verilmiş. Balon patlaması, mutfak blenderı, çalar saat, bulaşık makinesi, fısıltılı konuşma gibi. Buna göre hangisi yanlış diyor arkadaşlar. Mutfak blenderının sesine çok uzun süre maruz kalındığında işitme kaybına sebep olabilir mi? Evet, 80 bakın desibel. 85 üstü 8 saatten fazlaysa bakın işitme kaybı oluyor idi. Sesin şiddetinin yanında gürültü süresinin uzunluğuna göre kulak sağlığına etkisi değişebilir. Evet bakın 8 saatten fazla kalırsa sağırlığa yol açıyormuş. İşitme kaybına yol açıyormuş arkadaşlar. C şıkkı 85 desibel üzerindeki gürültüler daima işitme hasarına sebep olabilir mi? Hayır. 8 saatten fazla kaldığı zaman bakın sebebiyet verebiliyordu. Daima diyemeyeceğiz. O zaman yanlış olan Ceyhan olmalı. Fısıltı şeklinde konuşmak kulak sağlığını olumsuz etkilemez mi? Evet bakın 25 desibel arkadaşlar düşük kalıyor. Dolayısıyla 85'in üzerine çıkmadığı sürece sıkıntı yok. Balonun patlaması bulaşık makinesinin 2 katı desibel oluşturur mu? Bakıyoruz. Balon 120. Bulaşık makinesi arkadaşlar 60'mış. Evet, 2 katı kadar bakın arkadaşlar ne yapıyor? Ses oluşturuyor. Dolayısıyla bu da doğru bir ifade. Cevap Ceyhan yanlış olarak bulundu. Son sorumuza bakacak olursak beyin ve omurilikten oluşan merkez sinir sistemi üzerine gelen uyarıları değerlendirir ve tepki oluşturur. Beyin ve omuriliğe gelen uyarı getiren ve oluşan tepkiyi efektöre taşıyan sistem ise çevresel sinir sistemidir. Yani getiren duyu nöronlarla götüren motor nöronlar arkadaşlar çevresel sinir sistemini oluşturuyor demek istiyor. Çevresel sinir sisteminin nöronları endokrin bez, hormonal bezler, iskelet kası gibi efektörlere uyarı taşıyan, beyin ve omuriliğe bazı reseptörlerden aldığı uyarıyı getiren, miyelinli de olabilir, miyelinsiz bakın nöronlardan da oluşabileceği söyleniyor. Merkezi ve çevresel sinir sisteminin işlevsel olduğu bir refleksiye gösterilmiştir. Buna göre hangilerine ulaşılabilir diyor. A ve C çevresel sinir sistemi nöronudur arkadaşlar. Evet bakın birisi götürmüş duyu nöronu. Birisi bakın tepkiyi getirmiş motor. Evet dolayısıyla arkadaşlar A ve C çevresel sinir sistemi nöronudur ifadesi doğru bir ifade. Beyin ve omurilik arkadaşlar merkezi sinir sistemi elemanlarını oluşturmakta. Onların dışında kalanlar, vücuda yayılanlar ise bakın neymiş? Çevresel sinir sistemini zaten oluşturuyormuş. Yukarıda bundan bahsediyordu.
A ve C kesinlikle miyelinsiz nörondur diyor arkadaşlar. Şimdi bir mum var, yanıyor. Kişi elini çekmesi gerekiyor hızlı bir şekilde arkadaşlar. Bunun miyelinsiz nöron olması düşünülemez çünkü tepkinin hızlı olması gerekmekte arkadaşlar. Dolayısıyla kesinlikle miyelinsiz nöron diyemeyiz zaten. Çevresel sistemi omurliye uyarı taşıyabilir mi acaba? Evet, bakın şu görmüş olduğunuz yapı arkadaşlar omurilik, bakın ne yapmış, C duyu nöronu omuriliğe arkadaşlar uyarıyı taşımış. Dolayısıyla bunu söyleyebiliriz. B çevresel sistem nöronu değildir diyor. B arkadaşlar arada kalan ara nörondur. Omurilikte bulunur. Ara nöronlar beyinde ve omurilikte bulunan ara nöronlar arkadaşlar merkez sistemi elemanıdır. Çevresel sistemin nöronu değildir ifadesi bundan dolayı doğru bir ifade olmuş oluyor. Cevabımız 1, 3 ve 4 olarak bulundu. Evet, bir dahaki derslerimizde, konu anlatımlarımızda görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar.